Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile yürütülen Yazımda Kardeşlik Var projesi kapsamında Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'den Ankara'ya gelen gençler AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'la mecliste basın toplantısı düzenledi. AK Parti Kahramanmaraş Vekili Habibe Öçal, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bu birliktelik terör mağduru çocuklarımızı daha güçlü kılacağı gibi teröre karşı da onlarda bir duruş geliştirecektir dedi. Projenin ikincisinin geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldığını ve bu senede üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan Öçal, gençlere ve çocuklara yönelik bu tür projelerin içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Açıklamalarına şöyle devam etti. Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabiliriz. Hükümetimiz bunun için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Devletimiz terörle mücadele adına gereken her şeyi yapıyor. İnşallah artık yolun sonuna geldik. Terör kendi karanlığında boğulmaya mahkumdur. AK Parti olarak 16 yıldır Türkiye'ye faydalı bir nesil yetiştirmenin, Asım'ın neslini diriltmenin ve ayağa kaldırmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Öçal şunları kaydetti. Bu mücadelemizi de 80 milyonun tamamı için yapıyoruz. Bu ülkenin hiçbir gencinin, hiçbir çocuğunun heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Çok şükür ki dünya beşten büyüktür diye dünyaya meydan okuyan bir lidere sahibiz. Projenin önemini işaret eden Öçal, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'den Ankara'ya gelen 260 öğrenciye yönelik kamp düzenlenerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Konya gezisi yapıldığını ve çocukların bu vesileyle ilk defa hızlı trene bindiğini söyledi.